Herkese selamlar. Piyasa Açılıyor programında her hafta olduğu gibi Doktor Tuğberk Çitilci ile beraber piyasaların nabzını tutuyoruz. Geçtiğimiz hafta hangi başlıklar tartışıldı, neler konuşuldu, önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor? Bunları değerlendiriyoruz. Tuğberk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Sinan Bey hoş bulduk, sağlıklar diliyorum herkese. Tuğberk Bey geçen hafta yine yoğun bir hafta oldu piyasalar açısından. Getiri Endeks'te senetle başlayalım. Evet. Bir açıklama yapıldı. Ve gece saatlerinde açıklama yapılacağı söylendi bu açıklamada. Ve bazı kararların açıklanmaya başlayacağı belirtildi. Akşam saatlerine geldiğimizde Hazine Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan metinde Getiri Endeks'te senet tanıtıldığını gördük. Evet. Bu tanıtım da tartışıldı. Çünkü ilk etapta ne getiri belliydi, getirinin neye dayalı olacağı belli değildi. Aynı zamanda vadesi belli değildi. Dolayısıyla piyasaların esasında o ana kadar beklentilerini karşılayamayan bir adım olarak dikkat çekti. Buna paralel olarak hafta boyunca Türkiye ekonomisine baktığımızda CDS'teki artışın da sizinle geçen haftalarda konuşmuştuk, devam ettiğini gördük ve 800 eşiğini de geçtik. Ben size bütün bu gelişmeleri bir arada sormak istiyorum. Hükümet tarafından atılan bu adımlar ki bunun dışında BDDK üzerinden kredi davranışlarına yönelik olarak da atılan adımlar var. Karşılık görüyor mu? Beklentileri karşıladı mı? Piyasalar bundan sonrası için ne bekliyor? Ve tabii tüm bunlar olurken resmin diğer tarafında CDS'i de takip ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevaplarıma başlayayım. Beklentiyi karşıladı mı? Kesinlikle beklentiyi karşılamadı. Hayaller süper bono, gerçekler GES. Hayaller süper bono, gerçek enflasyon. Şimdi yapılan açıklama özellikle sözlü bir müdahale şeklindeydi. Aralık ayında o yaşanan Türk lirasındaki aşırı değerlenme ön plana çıkararak hani yatırımcılara, hane halkına, bireysellere dövize fazla bulaşmayın mesajı net olarak verildi. Şimdi gelire endeksli senet, GES, yıllık birleşik faizi %23 seviyesinde. Genelde faiz hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından ilgi görebilir ama bir süper bononun ikamesi mi? Kesinlikle değil. Peki gerçekten kur korumalı mevduat etkin olurken kur korumalı mevduatın getiri cazibesini veyahut da kur korumalı mevduatı listenin ilk sırasından ikinci, üçüncü sıraya atacak bir enstrüman gelecek mi? Kesinlikle gelmeyecek. Yaz dönemleri de gelmeyecek. Böyle bir şey beklemeyin. Kur korumalı mevduat en iyi ihtimalde sonbahar ayları dahil olmak üzere devam edecek. Neden gelmeyecek? Israrla bunu söylüyorum. Çünkü yüksek getirili kağıt, ultra kağıt, ultra getiri adını ne derseniz deyin, bunun ilanı eşittir yüksek enflasyonun bir yıl boyunca kalıcı olacağının net kamu erki tarafından ilanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına bakıyoruz. Enflasyonda düşüşün başladığı, işte iktidardan bir faiz artışı beklemeyin, bir faiz indirimi olabilir şeklindeki mesajlar var. Bütün bunları bir dikkate aldığımızda enflasyonun düşüşe geçme ihtimali üzerinden bir senaryo devreye giriyor. Onun için gelir endeksi senet olur, adı A olur, B olur, bir süper bono tarzı bir şey beklemeyin. Artı süper bono gibi bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü alternatifiniz olarak Borsa İstanbul var. Neden? Borsa İstanbul'un yeni satın almalar, birleşmeler vesaire tarzındaki pozitif katalistler devreye alınarak endekse daha yukarı yönlü momentumların yapılacak veyahut da atılacak adımlarla desteklenerek hem hisse sahiplerinin hem şirketlerin toplum olarak bir refah şeklinde bunun genele yayılmasının imkanı varken neden süper getiri, neden SGMK, sabit getirili menkul kıymet, neden faiz konuşuyor? Ben bunu kesinlikle anlamıyorum. Gül gibi Borsa İstanbul dururken diğer getirili enstrümanların devreye girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sizle geçtiğimiz yayınlarda hep şunu konuşuyorduk. Kamu erkinin düşünce yapısı şuydu. Enflasyon var. Merkez Bankası olmadan para politikasında enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz? Edemezsiniz. Faiz artışı yapmadan ekonomi nasıl soğutulur? Bunu konuşmuştuk sizle daha önceki yayınlarımızda. Evet, şu anki motto faiz artışı olmadan ekonomik aktivite nasıl soğutulur? Bunun da en etkin rol sahibi olan hane halkı, kredi aktarım mekanizması, kredi limitleri, kredideki taksit sayısı, sınırlandırıldı. BSMV %5'ten %10 seviyesine çıkarıldı. Neden bunlar yapıldı? Birincisi, hane halkının kredi çekip yabancı paraya veyahut da yastık altındaki dövize dönülmesi istenmiyor. Bunun için yapıldı. Ve kredi faizlerindeki maliyetlerin sonbaharda daha da yukarı yönlü arttığını görüyor olacağız. İkinci olarak da sizle hep bir konuştuğumuz konu vardı. İşte hane halkında bir nakit akımı krizi devreye girer mi? Bunu da nasıl söylemiştik? Şirketleri borç batırmaz, nakit akımı batırır. Şöyle düşün, daha basitleştirelim. Evlerin fiyatları fiktif olarak bir anda 2 milyon TL, 3 milyon TL'ye gelmeye başladı ama ödenecek aidatlar, faturalar, yan masraflar nakit akımını zorluyor. Araba, şu anda Türkiye'deki herkes arabasını satsa milyoner sayısına bir patlama olacak. Arabalar 1 milyon TL ama depoyu doldurma maliyeti, diyelim ki ayda 2 depo veyahut da ayda 1 depo yaptığınız zaman da bunu asgari ücretle kıyasladığınız zaman da muazzam zorlamaya başlıyor. Herhalde bu BDDK tarafından veyahut da kamu erki tarafından alınan hane halkının harcama kalıplarını kısıtlayıcı önlemler sonbahar veyahut da 2023 yılının başlarındaki hane halkının girme potansiyeli yüksek olan bir nakit akımı krizinin şimdiden görüldüğü, oradaki unsurların bir şekilde törpülenmek istediği olarak yorumluyorum. CDS tarafı yine aynı şeyleri konuşuyoruz ve bu döngü tekrar ediyor. Siyah kuğu olarak adlandırmaya devam ediyorum. Şimdi CDS aslında bir sonuçtur. Yani sabit getirili menkul kıymet piyasasındaki oluşan olay CDS'e yansır. 800'ü aştık. 2008 yıllarında 904.70 seviyesini görmüştük yüksekte. Şu anda yüksek 3 hanelerdeyiz. Ve ben bir 4 tane riski olduğunu düşünüyorum CDS tarafında. Çünkü 2008, 2018, 2019'daki o Rahip Bronson, küresel krizler, bütün Türkiye'ye Amerika kaynaklı gelen negatif şoklara rağmen 700'lerde değildik. 800'lerde değildik. Şimdi ne oluyor da 800'ün üzerine hızlı bir şekilde geldik, kalıcı olduk ve o 2003 yılında görülen 1471.875 bir zirve seviyesi var. İşte acaba o 4 tane CDS'e doğru bir gitme potansiyeli olabilir mi? Burada da fiyatlama genelde yabancı kontrolünde olduğundan dolayı ben CDS tarafındaki riski daha ön plana alıyorum. Tabi burada bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Yine aynı şeyi ısrarla tekrar etmiş olacağım. Haziran'da 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Merkezin 200 bas puanlık bir hareket alanı bulunuyor. İlk etapta %12'ye kadar inecek. Bunu yaparsa Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yapacak. Hem ihracat gelirleri hem turizm tarafında. Oradan sonra bir miktar veyahut da belli bir dönem bekleme noktasına geçilecek. Faiz indirim döngüsü bitecek mi? Ben faiz indirim döngüsünün biteceğine inanmıyorum, düşünmüyorum. 2023 yılında yüksek ihtimalle tek haneli faiz hayırlı olsun diyorum şimdiden. Tuğberk Bey, Türkiye'ye birazdan tekrar geri döneriz. Ancak Amerika'yı sormak istiyorum size. Amerika'da yüksek enflasyon baskısı devam ediyor. Daha önce konuştuğumuz gibi siyasi sonuçları da olacak ki bu sonuçların aslında kökeninde yatan bir petrol fiyatları konusu da var. Ve tüm bu kaosun, bu resmin ortasında Fed tekrar toplanıyor. Powell'ın açıklamaları gelecek, faiz kararı gelecek. Bu hafta Amerika cephesinde ne göreceğiz? Şimdi Fed'den 50 bas puanlık bir faiz indirimi kesine yakın. Bir sonraki toplantıda da 50 bas puanlık bir faiz artışına gitmiş olacak. 50 faiz artışı yapacak. Powell konuşmasının tonlamasını oldukça şahinleştirecek. Yaptığı açıklamalarda şahin olacak. Bu şahinleşmenin nedeni de enflasyon. Ve enflasyon da şu anda Amerika'daki ana unsur, bütün dünyanın başına bela olan petrol fiyatları. Brent petrol 125'in üzerine gitme olasılığı var mı? Evet var. Kalıcı olma olasılığı var mı? Evet var. Amerika'da şu anda tüm eyaletlerdeki ortalama galon fiyatı 5 dolar mı? Evet 5 dolar. En pahalı benzini kullanan yer neresi? Kaliforniya. Kaliforniya'da da ortalama galon fiyatı 6.43. Ve hatta bazı benzin istasyonlarında işte 7.19, 7.20 dolara geliyor galon fiyatları. Hani bunu pandemi öncesinde 2.30'lar, 2 yuvarlayalım, hani 2.5 dolarlar olduğunu düşündüğümüz zaman da ciddi bir maliyet baskısı. Ama şöyle ilginç bir durum var. Hani Türkiye'de de son dönemde şöyle bir tartışma yapılıyor ya. Akaryakıt fiyatları çok fazla ama trafik çok fazla. İnsanlar sürekli araba kullanıyor. İlginç olarak biraz baktığımda hani Amerikalılarda da böyle durum var. Özellikle bu Memorial Day diye onların özel günü kutlamalarında günlük olarak ulaşım tarafında 9.2 milyon varil tüketim yapmışlar. Ki hani galon fiyatı ortalama 5 dolar bütün Amerika'da ama 9.2 milyon varillikte tüketimini yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Fed bu enflasyon tarafından para politikasıyla çıkabilecek mi? Çıkması çok zor. Cuma günü 8.6 yıllık enflasyon geldi. Beklentinin üzerinde. Piyasa ne dedi? Enflasyon yapışkan, kalıcı. Fed gel 50'nin üzerinde 75-100 bas puan faiz arttırdı. Ne oldu? Amerikan 10 yıllığı bir anda 3.17.50'lere kadar yükseldi. Dolar endeksi tekrar 104'lerin üzerine çıktı. S&P 4000 seviyesinin aşağısına indi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde, endekslerinde, tahvillerinde negatif yönlü fiyatlamalar ön plana çıktı. Bu işin finansal bacağı. 2. Biden. Kasım'da ara seçimler var. Biden'ın işi oldukça zor ki zaten bu hafta yaptığı açıklamada enflasyon büyük risk, yukarı yönlü riskler devam ediyor. Yapışkanlık etkisi var. Yani şu anda Fed faiz artışıyla enflasyonu çözemeyecek. Biden OPEC'e müdahaleyle enflasyonu çözemeyecek. İş para politikasından mı gelecek, siyasi bacaktan mı gelecek? Siyasi bacaktan gelmesi lazım. Hani Biden'ın petrol fiyatları için Orta Doğu tarafında bir şapkadan tavşan çıkarması gerekir diye düşünüyorum. ABD çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıya. Fed'in atacağı adımlar bu enflasyona bağlı olarak sertleşmeye başlıyor. Verilecek mesajlar daha sert bir hale geldi. Evet. Ortasında piyasaları, varlık fiyatlarını ne bekliyor? Ve tabii ki bunu sorarken dolar TL'yi ne bekliyor? Tabii. Şimdi dolar Türk lirası 16.85-17.25 arasında bir bant hareketi var. Çünkü neden? Geride bıraktığımız haftada Fısıltı gazetesi yapılan açıklama sonrasında süper bona geliyor. Bir anda sert hareketler devreye girdi. 16.5'lere kadar bir geri çekilme oldu. Ki cuma kapanışa kadar da perşembe cuma özellikle fiyatlama tarafında bir 17'nin altında tutma isteği var diye düşündüm. Çünkü hareket onu gösteriyor. Yani cuma günü Amerika'dan enflasyon geliyor. Fed beklentileri 50-50 faiz artışları hatta 75 ihtimali %25 olasılıkla devreye giriyor. Dolar endeksi 104'ü geçiyor. Dolar Türk lirası 17'nin altında. Bunu çok mantıklı olarak izah etmek mümkün değil. Ben 17 psikolojik seviyesi üzerinde bu hafta Fed riski de etkin olacağından dolayı 17 üzerindeki fiyatlamalarda 17.5-17.85'lere doğru Fed kararı veyahut da Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından gelebilir ve daha sonrasında hafta Powell'ın konuşmasıyla bitecek mi? Bitmeyecek. Çünkü Fed kararından, yani daha doğrusu Fed kararı Başkan Powell'ın konuşmasından sonra Powell tekrar konuşacak ve o konuşmasının ana gündemi de doların durumu olacak. Küresel çaptaki dolarla ilgili bir değerlendirme yapacak. Dolayısıyla yeni hafta tamamen Fed odaklı olacak. Bu Amerikan endeksini aşağı yönlü çekiyor. S&P'de ısrarla vurguladığım 610 günlük basit harekette ortalama 3870 seviyesi. Yine oralara doğru geri çekiliyoruz. Bakalım orada bir destek görüp çift dip olur mu? Sanki bu Fed'in şahinliğinde biraz zayıf ihtimal. O 610 günlüğün belli bir miktar ihlali sonra tekrar 610 günlüğe bir yaklaşma devreye girebilir. Euro dolar 1.05. Faiz artışı beklentisi fazla, güçlü dolar. Orada tekrar bir 1.03.50 ve hatta yeni bir düşük test etme ihtimali fazla. Amerikan 10 yıllığında 3.25'e doğru bir yukarı yönlü hareketlenme. Dolar endeksinde eğer Fed aşırı şahin olursa 104.5'ün yukarı yönlü kırılması ve onun üzerinde kalıcılık. Brent'in 125 dolar üzerine çıktığı, Ons Altı'nın 1870-1890 bandında hareket edip 1890 ya da 1900 bölgesinde Fed açıklamalarıyla bir baskı görerek tekrar bir 1850-1840 bandına doğru çekilme potansiyeli olabilir diye düşünüyorum. Peki Tuğberk Bey, haftanın sözü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünü size sormak istiyorum. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faiz arttırmayacak. Faizi düşürmeye devam edeceğiz. Aslında Burada verilen mesaj sizin haftalardır söylediğiniz üzere önümüzdeki aylarda bizi faiz indirimi bekliyor mesajı değil mi? Kesinlikle faiz indirimi bekliyor ve hep şu soruluyor. Yüksek enflasyon, yüksek kur veyahut da Amerika'nın faiz artışına gitmesi, diğer merkez bankanın faiz artışına gitmesi. Bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine gidebilir mi? Evet, gidebilir. Merkez Bankası zaten faiz indirimine ara verdikten sonra bekleme periyoduna geçti. Bekleme periyoduna da Rusya-Ukrayna savaşı girdiğinden dolayı süreyi uzattı. Merkez Bankası'nın açıklama metninde veyahut da başkanın enflasyon raporundaki açıklamalarında ağzından kesinlikle bir faiz artışına ilişkin bir şey duymadık ve hatta yanlış hatırlamıyorsam başkan şunu söylemişti. Diğerleri faiz arttırıyor diye bizden de faiz artışına gidilmesini beklemeyin. Faiz indirmek de bir para politikası aracıdır benzerinde söylemlerde bulunmuştur. Ki bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası söylüyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları dikkate alındığı zaman da ben Haziran toplantısında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Akabindeki Temmuz-Ağustos toplantılarından bir tanesinde de 100 bas puan faiz indirimi, totalde 200 bas puan, politika faizinin %12'ye gelmesi. Bunu yaparsa Haziran-Temmuz-Ağustos'ta turizm ve ihracat gelirlerinin göreceli en yüksek olabileceği dönemde yaptı. Bu olası indirimlerden sonra durup faiz indirimleri tamamen hayatımızdan çıkacak mı? Çıkmayacağını düşünüyorum. 2023 yılında 9 bantlarında yani yüksek tek haneli bir politika faizinin olacağını düşünüyorum. O zaman size haftanın sorusunu sorayım. Evet. Hane halkının nakit akım krizi potansiyeli görüldü. BDDK tarafından adımlar geliyor. Öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Bu kriz nedir? Ne kadar ciddi bir tehdittir? Siz ne görüyorsunuz? Toplumu ne bekliyor? Şimdi olayı biraz daha basit olarak ifade edeyim. Türkiye'de özellikle kredi kartı ve KMH tarafında borçluluk çok yüksek seviyede. Ve maaşların genel seviyesiyle fiyatların genel seviyesindeki artıştaki makas maaşın aleyhine olduğundan dolayı hane halkının harcanabilir geliri eksi tarafta. Ve bu eksi harcanabilir gelir de finansal kaldıraçlar yani KMH, kredi kartı veyahut da krediyle kompanse ediliyor. Şimdi siz maaşı alıyorsunuz. Maaşı aldıktan sonra yapmanız gereken tüm harcamalarınızı yaptıktan sonra ki bu harcamalar da enflasyon sepeti ağırlığı olarak düşünebilirsiniz. Yani barınma ihtiyacınız, yeme, içme, ulaşım, sağlık, otonom tüketimleriniz. Bunu düştükten sonra elinizdeki kalan para sizin harcanabilir geliriniz. Tabii elinizde para kalabiliyorsa, kalmıyorsa negatif tarafta. Şimdi özellikle ev, kiradaysanız kira maliyetiniz, fatura maliyetiniz, aidat maliyetiniz, arabanız varsa bakım, servis, depo doldurma maliyetleri ve diğer ürünlerdeki zamlar o kadar yüksek boyuta geliyor ki maaşlarla bunu sürdürebilmek zor durumda oluyor. Bir de bunun üzerine kredi mekanizmasındaki sınırlama ve kredi kartında 25.000 lira üzerindeki kartlardaki asgari ödeme tutarının %40'a çıkarılması da hane halkını zorlayacak diğer bir unsur olarak devreye giriyor. Çünkü şu anda nasıl diyelim eski dönemlerde eş dosttan alınan borç yeni finansal düzende yeni akrabalarımız bankalar oldu. Dijital finans mecraları oldu. Veyahut da en iyi akrabamız kredi kartı, kredi veyahut da KMH oldu. Şimdi bu taraftan da hane halkı tarafına sonbahar veyahut da 2023 yılının ilk başlarında zorlayıcı bir unsur olarak devreye girecek ve bütün bunlar dikkate alındığı zaman da hani sonbahar veyahut da 2023'ün Ocak ayında nakitin kral olduğunu tekrar hatırlayacağız ve nakit ihtiyacının zirveye ulaşacağını düşünüyorum. Peki bir dipnot olarak şunu da sorayım. Bu tarz atılan adımlar bu altını çizdiğiniz riski, kriz riskini ortadan kaldırır mı, bertaraf eder mi, yeterli olur mu? Olacak bir unsur değil. Buradaki en kısa süreli etken ne olabilir? Ücretlerin enflasyon ve üzerinde artırılması gerekiyor. Ki bunun da hani biraz zor ihtimal olduğu düşünüldüğü zaman da bu nakit akımı veyahut da nakit akımında zora düşme veyahut da nakit akımı döngüsünü sağlayamama potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada da şöyle bir dipnot belirteyim. Türkiye'de işverenler tarafında dikkat edildiğiniz zaman da sürekli ücretlere zam yapılması gerektiği konuşuluyor. Asgari ücrete zam gelmesi gerekiyor. Ve işin daha ilginç bir boyutu, emeğe karşı, iş gücüne karşı kurulmuş örgütler, sivil toplum kuruluşları bile diyelim, adına ne derseniz deyin, onlardan böyle bir talep gelmesi benim açımdan çok ilginç. Bunun nedeni de hane halkı harcama yapamadığı zaman da durgunluk devreye girecek. Ve durgunlukta kapital sistemi boğma noktasına getirecek bir unsur. İşte emeğe karşı kurulan sistemler de bunu gördüğünden dolayı iş yine bize geliyor. Hane halkının harcanabilir gelirinin sıfır ve üzerinde olması gerekiyor. Ben harcamadığım sürece ihracatla bu işi kompanse edilmesi çok zor. Benim harcama yapmam için de harcanabilir gelirimin pozitif olması gerekiyor. Aslında bütün sistem veyahut da döngü bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Peki Tuğberk Bey, varlıklar çarpışıyor bölümüne geçelim. Size üçlü bir çarpıştırma sormak istiyorum. Bir tarafa getiri endeksli senedi koyalım. Bir tarafa dolar TL'yi koyalım. Diğer tarafa da Borsa İstanbul'u koyalım. Siz nasıl hareket edersiniz? Ne taraftasınız? Şimdi gönlümden geçen Borsa İstanbul. Borsa İstanbul gibi bir amiral gemisi dururken bunu ayağa kaldıracak hamleler atılması gerekirken iş dönüyor dolaşıyor faize. Ben bunu açıkçası karşıyım. Gelir endeksi senet GES yıllık birleşik %23, hani azami baktığımızda 25,5'lara yaklaşacak. Faiz hassasiyeti varsa veyahut da ben Borsa İstanbul'dan anlamıyorum, elimde TL var, oradan gelecek gelirle, faizle beraber nakit akımlarımı sağlayıp işte ödememi yapacağım deniyorsa GES alternatiflerden bir tanesi. Dolar TL, eğer Türk lirası tarafında nakit akımı döngüsüne ihtiyacınız yoksa, parayı enflasyona karşı koruma anlamında park etmek istiyorsanız ikinci olarak uygularım. Borsa İstanbul, orada uygun hisseyi seçtiğiniz zaman da ne GES'e ihtiyaç var ne dolar TL'ye ihtiyaç var. Ve Borsa İstanbul tarafında her ne kadar endeks enflasyon altında getiri sağlıyor olsa bile de bir bütün baktığımızda hisse senetleri tarafında enflasyonu yenen birçok hisse senetleri var. Burada da özellikle bankacılık sektörü, bankacılıkla ilgilenmeyen, yani uzun dönemli yatırım perspektifini sevmeyen kişiler için de sanayi tarafında ihracat odaklı şirketler bu noktada ön plana çıkacak ki zaten geçtiğimiz yayınlarda da bunların kulaklarını çınlatmıştık sizle. Tuğberk Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, güzel, yoğunluğun az olduğu bir hafta diliyorum.